Şimdi bu videomuzun konusu TVS Raider 125. Benim motorum bildiğiniz üzere. Yaklaşık 8 aydır kullanıyorum. Yılbaşına 12 gün kala aldım. Pardon, 2 gün kala aldım. Başka bir şeyle karıştı. Bu uzun kullanım testi olarak paylaşacağım sizle düşüncelerimi. İnceleme videolarını zaten geneliniz izlemiştir. Uzun kullanımları da izlemişsinizdir ama bir de benden izleyin yani. Ne olacak? Motorumuz 125 cc. Uzun yolda yoruyor. Ama genel olarak güzel bir motor. Yaklaşık normal bir yolda 110 ortalamayla gidebiliyorsunuz. Ama hava çok sıcaksa yaklaşık 15-20 km 110 ile gidince şişmeye başlıyor. Hızınız 100'e kadar düşüyor. Rampa varsa 80'e düşüyorsunuz. Bir önceki videolarımda da belki izlediyseniz fark etmişsinizdir. Tabi 125 cc yani, o yüzden hıza çok takılmayacaksınız. Evet kardeşim, teşekkür ediyoruz video için. Motorumu temizliyor. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu bir kamera arkası videosudur. Çok tozlu yoldan geldik. Motoru da zaten 3 haftadır yıkamıyor. Oğlum altı vurduğunda böyle olmuyordu. Dediğim gibi hız mevzusu bu şekilde. Şehir içinde atik, yani problem çekmiyorsunuz. 125 cc olduğu için araçlardan önce kalkabiliyorsunuz, yani cc düşük olsa da. Ama motorlarla kapışamazsınız, onu söyleyeyim. Yani Hüseyin'de N250 var biliyorsunuz. Kalkalım dediğim zaman kaybolup gidiyor. Yetişemiyorsunuz yani. Cc olarak baktığınız zaman iki katı. Beygir olarak o kaç beygir bilmiyorum ama bu motorumuz 11 küsürden 12 beygir diyelim. Yakıt olarak N250'den güzel ama. Yani şöyle söyleyeyim, 2 litre civarında yakıyor 100 kilometrede. Sıkıştırmazsanız 1.8-1.7'lere düşüyor. Ben deneyimledim. Yani ne tapa gaz giderken yakıyor yani. Hani 2 litre veya 2 litreyi biraz geçebiliyor. O da ortalama kilo, TL olarak baktığınız zaman kilometrede 1 TL'ye geliyor. Bu da gayet güzel bir rakam yani. Ben sıkıntı çekmiyorum. Bu zamana kadar şu an motorum 4563 kilometrede 3 tane bakıma girdi. Bu bakımlardan ilki bildiğiniz üzere rodaj bakımı dediğimiz, 500 kilometrede falan girmiştim. Sonrası 2000 kilometre, sonrası 4000 kilometre. Şu an 6000'de tekrar bir bakıma girecek. TVS'ler 2000'de bir bakıma giriyor. Bazı motorlar işte 3-4000 kilometrede bir giriyor. Ama bizim motorumuz 2000 kilometrede bir giriyor. Zaten hani yağ değişiminde 2000 kilometrede bir tavsiye ediyorlar. Şu an garantiden çıkmasını istemediğimiz için sürekli servise götürüyoruz. Yoksa zaten yağ değişimini kendimiz de yapabiliyoruz. Zor bir olayı yok. Ufak tefek problemlerini kendimiz çözebiliyoruz. Şimdi genel olarak çoğu kişi motor alırken kronik sorunlara önem veriyor. Ben bu motor alırken açıkçası kronik problemdir vesaire çok araştırmadım. Zaten Mondial'i almaya gitmiştim. Orada bunu gördüm. Bunu tavsiye ettiler. Arada yaklaşık 10 bin lira fark olmasına rağmen bunu seçtim. Yani daha pahalı Mondial'den. Ama bence hakkını veriyor yani. Hani o aradaki farkı. Kronik problem olarak bunlarda vites attığınız çubukta bir problem çıkıyor. Titreşim kaynaklı yerinden çıkma problemi var. Bunu da zaman zaman kontrol ederek önüne geçebiliyorsunuz. Çok sıkıntı bir olay olmuyor. Ben 4000 kilometredeyken bunu yaşadım. O da top speed denemesi yaparken motoru fazla zorladım ve titreşim, uzun süre bir titreşime maruz kaldı motor. O şekilde bir o demir yerinden çıktı. Onu da zaten hemen 2 dakika elimle sıktım. Daha sonrasında tabii anahtarla güzel şekilde sıkıp yola devam ettim ki eve yakındım. Böyle de güzel bir şey oldu. Ve bugün başıma gelen bir şey. Motorun yanına gittim de lastiği inmişti. Ben geçen hafta bir şeyin üzerinden geçmiştim. Lastiği yardım zannettim. Tabii yarılmamış. Bir lastikçiye gittim. Araç lastikçisiydi. Adam ben yapamam dedi. Hava vur dedim. Hava vurunca sibobun kaçırdığını söyledi. Sibobu değiştirdik. Şu an bir sıkıntı yok. Güzel şekilde geldim. 50 kilometre yol geldim. Belki daha fazla. Bir herhangi bir inme şey olmadı. Şu anda da sıkıntı yok. Buraya gelirken zaten Hüseyin'e söyledim. Yanında lastik şişirme cihazı var. Bunu tavsiye ediyorum. Hangisini bulursanız alabilirsiniz. Yanınızda taşıyabileceğiniz şekilde.
şarjlı. Hayat kurtarır. Yani örnek veriyorum, burada bir lastiğiniz patlasa veya inmiş olsa burada şişirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben evde olmamın rahatlığıyla yakında bir lastikçi vardı, yaklaşık 500 metre. Oraya kadar götürdüm motoru. Daha uzakta olsa problemdi. Yakınıza bir petrol arayacaksınız veya bir yerden bir lastik pompası bulmaya çalışacaksınız. Bu şekilde başka bir kronik problem olarak söylenen titreşim kaynaklı işte düşmesi. Bir kronik problem daha söylüyorum. Bunu çoğunuz fark etmiyordur. Bu motorun plakalığı iki vidayla tutturulmuş. Üçüncü vida deliği yok. Ve motoru teslim ederlerken de üçüncü vidayı atmıyorlar. Ben bunun darbesini yedim bir yerde. Plakam önce düştü. Yani bir vidası düştü. Tek vidayla tutturmuştum. O şekilde yaptım. Sonrasında ben onu sıktırdığımda geldi bu arada Enes'ler. Enes, sana selam olsun. Buradan bakım yapan adamlara da selam. Çok fazla sıkmışlar o iki vidayı ve yolda giderken plakalık plastikten kırıldı ve düştü. Yani yaklaşık bayağı bir yol geri gittim, plakayı buldum. Ama plakam çok kötü bir haldeydi. Sonrasında ben tekrardan yeni bir plakalık aldım. Üçüncü vidayı kendim açtım. Ve şu an üç vidalı şekilde. Yani toprak yollarda gittiğiniz zaman o iki vida tutmuyor. Sarsıntıyla beraber vuruyor. Zaten vurma sesini biz duyuyorduk. Ama böyle bir şey geleceğini bilmiyorduk. Bu şekilde bu işi halletmiş olduk. Dikkatimi dağıttı ya. Nereden geldi? Başka anlatacağım ne var bu motorla ilgili? Dediğim gibi yakıtı güzel. Bu esnada bir çadır kurduk. Bayağı bir uğraştık. Evet. Tarafı çek ya. Çadırı boş ver. Çadırı kurduk. 2 artı 1. Aylık kirası 500 lira. Kiralarız. Motorumuz bu şekilde. Ben şu an için memnunum. Ama bir noktadan sonra artık kesmeyebiliyor. ABS yok. Bunun dezavantajını yaşıyorsunuz. Bir kere yaşadım. Bak şu an yine aklıma geliyor. Konuşmaya başladıkça üstümde eşyalar var şu anda. Çünkü harekete hazır hale geldik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlarda belirtin. Açıklamaya çalışırım elimden geldiğince. Bu tarzda videolar istiyorsanız bunu da belirtin. Bir sonraki video belki N250'yi çekebiliriz. Onu da Hüseyin anlatabilir. Çünkü o da kullanıyor, yaklaşık 5000 kilometreyi devirdi. Hatta 6000 olmuştur. 6000'i de geçmiş. Şu an kamera arkasından böyle bir bilgi veriyor. Ben size tavsiye ediyorum. Motora yeni başlayacak kişiler için uygun sayılır. Tek şey, fren kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Lastikleri kötü. Lastiklerini değiştirebilirsiniz. Bak hala bir şeyler söylüyorum. Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.